30 Aralık 2020. Yere göğe ilmi hakikiyeti dinleyerek kutlama yapacağız bugün yine. Yeri hak ederek yoğunlaşacağız ve bütün köklerimizi türevleyip dünya planetine ağır yük olmadan taşıyacağız. Yanlış bilgimiz asla yoktur. Temizlik yaptık canlarım. Tüm insanlığın ilmiyle yaptık temizliği. Temel ilim Allah ilmi ki biz o ilmi koklattık yaşama. İslam'ın ilminde mutlakiyet var. Bütün kayıtlarımızda da bu var. Ama yoğunluk artmadıkça tahditler kodlanır ki biz o tahditlerle kayda girebiliriz ancak. Şikayetim var mı? Yoktur. Tüm insanlık için şunu iyi anlatmak isterim ki doğal dünya planetinin en büyük kültü insanlıktır. Bugün yine insanlık bütün kökleriyle dünya planetine kol sahalanışları yaptıracak. Ağır yükün hafiflemesi kolay olmadı. Tekniği tahditli olarak anlayabildi insansılar. Artık teknik kodlanmış haldedir ki teknik kol sahalanışlarında mutlak kurullarla kayıt yapacak. Ele alacağımız önemli bir soru oldu bugün. Niye çalışmalar bu yoğunlukta yapılıyor diye. Buna yanıtım şudur. Bu yoğunluk bütünün kürzi sahalarını kodlayacak tahditle kayda indiriliyor. Ki burada bu yoğunlukta her şey daha güçleniyor. Dünya sınırı aşılıyor ve saha olan yaşam kaydı bütünün kültü haline dönüşüyor. Dünyanın sırrı insanlık ilmiydi. Bu ilmi bilmeyenler dünyayı yok saydılar. Ama artık insanlık ilmini her şeyden öte bir ilim diye bilmeye başlayacak yaşam sahalarındakiler. Değerliler, toy bir dünyada toy ilim yapılır diyorsanız iyi anlayın ki tahditli olansınız. Çünkü siz an kayıtlarını anlayamamışsınız. Yalın değerlerinizi kodlayamamışsınız ve şafak olamamışsınız. Çünkü siz esma olanlarla dinlenemeyensiniz ve yağmurun ilmini de bilmiyorsunuz. Ama savaşımız insanla değerlendirilirken yoğunluğumuz bütünle değerlendiriliyor burada. Eli insanın ilmiyle kodlayanlar o elde kervana kalem olurlar. İşte bugün yine kendi yüreğimizin diriliğiyle kalem olarak kayda girdik. İşi yaparken işin dilini konuşuyoruz. İyi anlayınız ki işin dili kelamın halikiyetiyle kodlanmış bir dirilikle kayda girer. Bisi olarak yapmakta olduğumuz tüm çalışmalarda şafak olanları kayda aldık ve hep onlarla çalıştık. Daha önemlisi kod sahalanışlarında da şafak olanları dilledik hep. Ete girmenin yek diğerleriyle kodlanmak olmadığını, has olmak olduğunu da artık insansıların anlamaları gerekir. Yaşayan her kim varsa kelama hak olup varması gerekir ki yarını hak edebilsin. Aşağıda neler oluyor diye sorarlar. Değerliler, aşağı dediğiniz her birimizin kervanına halikiyeti kodlayacak olan insanlık ilmidir. Sevgililer, dünya insanlığı, biz size altın ışığın gücünü katmaya çalışıyoruz. Size kalemimizi kayda alın diye kayıtladık ve yoğunluk artırdık. Siz daha ne bekliyorsunuz diye sordular. Öz görevi bekliyoruz. Temel ilmin kalemi olmak üzere buradayız. Biz öz görevi bekliyoruz. Öz görev tüm ıslah kapılarındakilerin hak olup kervana kalem olabilmesini sağlayacak tekniğin tahditli kaydıdır. Daha önemlisi bu kaydı bilmeniz zordur. Çünkü su altının kervanına kalem olmanız da gerekir.
Su altı öz görevi kodlayacak tekniğin sahibidir. Size gerçeği anlatıyorum. Önünüzde büyük bir görev var. Bunu biliniz. Biz size kalem verdik. Biz size şalkınızı hak edin diye şafak olduk. Biz sevgi verdik size. Ama siz daha güçlü bir insanlık bekliyorsunuz. Burada çok çok önemli bir yağmur yağıyor. Bu yağmura hak edip kaynak olmanızı bekliyoruz. Ümitlerimizi hiç kaybetmedik. Dünya sırrıdır insanlık dedik. Ve sizlerin daha güçlü bir diriliği kayda çekmeniz için bu yolu Allah yolu diye dinlettik. Sizden çalışmalarınızı ıslah kayıtlamalarıyla yapmanızı da bekledik. Daha dirilik artmadan önce de bunu yaptırdık. Şimdi dirilik arttı ki bu dirilik bütünün ilmidir. Eğer yarına varmaksa maksat, yaşamak kelamla olmalıdır. Yarına varmak insanlık ilminde göz olmakla mümkündür. Eğer siz göz olabilmişseniz yaşayansınız ve yaradansınız. Yaratmalar yağmurun ilmiyle olur ve sizler o ilimle yaratan olarak kodlama yapıyorsunuz. Ölüler diyarı dünyanın sonsuz sırrı, ümmi kapıların ilminden öte olan insansılığı ilme tohumlayan kalemdi. Bunu anlayan yoktu. Çorba pişer dünya planetinde hep. Ama o çorbada ilim olmaz. Savaş vardır yaşamda. Sizlerin ilminizde de var bu savaş. İnsanın diriliğinin dil olan ilmiyle kodlanışı. Ama insanın kendini anlaması gerekir ki o diriliği kodlayabilsin ki dile kaynak olabilsin.